Selamünaleyküm. Devlet kavramı. Konumu 7 başlık üzerinden anlatacağım. 1. Devlet kavramının tanımı, devletin terimi, devletlerin kurulması, devletlerin sona ermesi, devletlerin hukuki kişiliği ilkesi, devletlerin devamlılığı ilkesi, devletlerin faaliyet alanı olarak 7 başlıkta inceleyeceğiz. 1. Devletlerin tanımı. Devletlerin tanımı hakkında pek çok fazla tanım vardır ama en meşhurları arasında 3 unsur teorisi, yani George Jelinek'in Devletin Genel Teorisi adlı kitabında yaptığı 3 unsur teorisidir. Bu 3 unsur teorisi nedir? Bu teoriye göre devlet, insan, toprak ve egemenlik unsurlarının bir araya gelmesiyle oluşmuş bir varlık olarak tanımlanmaktadır. Devlet kavramının terimine gelince, devlet kelimesi Arapça del, vav ve lam kelimesinden türemiştir. Bu kelimenin asli harfleri del, vav ve lamdır. Aynı zamanda tedavül kelimesinde de geçmektedir. Tedavül kelimesinin anlamı elden ele geçen demektir. Bu anlamda devlet kelimesi iktidarın el değiştirmesi demektir. Devlet kelimesi günümüzde de nüfuz ve itibar sahibi kimselerin bu durumlarına da denirdi. Devletlerin kurulması. Bir devlet nasıl kurulur? Bu soruya cevap vermek için bir kişinin bir devlet kurmak istediğini varsayalım. Ve bu kişinin nelere ihtiyaç duyabileceğini düşünelim. Devlet kurmak isteyen bir kişi tek başına bir devlet kuramayacağına göre başka kişileri de ikna ederek veya onların üzerinde baskı kurarak bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak harekete geçirebilmesi demektir. Belli bir sayıya ulaşır ve kendi devletlerini kurmak ister ise bu insanların ihtiyacı olacak başka bir şey de bu devletlerini suda veya havada kuramayacaklarına göre bir toprak parçasıdır. O halde bu insanların yapması gereken şey kendilerine bir toprak parçası bulmaktır ki günümüzde bir devlet kurmak isteyen insanlar bu toprak parçasını baskı kurarak veyahut ikna yoluyla elde eder. Devletlerin sona ermesi. Bir devletin sona ermesi demek, o devletin hukuki kişiliğinin yok olması demektir. Devletin sona erme halleri. Devletin sona erme halleri 3 unsurdan, daha önceden bahsetmiştik 3 unsur diye, insan, toprak ve egemenlik diye. Yani bu üç unsurun birinin eksik olması devletin yok olması demektir. İnsan unsurunun yok olması, teorik olarak devletin insan unsurunun, yani milletin yok olması demektir. Millet olmazsa devlet olmaz. Ülkenin yok olması, devletin ülke unsurunun yok olması da yok olması da, yani devletin mesela bir ada devletinin ülkesi deprem ve suların yükselmesi gibi bir sebeple suların altında kalırsa su üzerinde kurulu bir devlet olamayacağına göre bu devlet ortadan kalkar. Üçüncü şey ise egemenliğin kaybı. Bazı durumlarda devletin varlığı insan ülke unsurlarının kaybı sonucu sona erse de devletlerin çoğunluğu egemenliğin kayıp olmasıyla yok olur. Egemenliğin kaybı yoluyla bir devletin sona ermesi barışçı ve şiddet yoluyla olur. Belli bir hukuki şekiller var. Bunlar fesih, bölünme, birleşme, ilhak, iltihak veya emilme yollarıdır. Devletin hukuki kişilik ilkesi. Yukarıda kısaca bahsettiğimiz ve aşağıda ayrıca göreceğimiz gibi devlet, insan, toprak, ülke, toprak ve iktidar unsurlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. Ancak bu unsurların birleşmesiyle meydana gelen devlet, bu unsurların dışında kendine has bir varlıktır. Devleti bu unsurlardan birisiyle, özellikle insan unsuruyla karıştırmamak gerekir. Şüphesiz devlet gerçek kişilerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Devletin devamlılığı ilkesi.
Devletin devamlılığı aslında devletin kişiliğinin ilkesinin bir sonucudur. Zira devlet kendisini oluşturan kişilerin dışında ayrı bir kişiliğe sahip olduğuna göre devleti oluşturan kişilerin değişmesiyle devlet değişmez. Nesiller değişir, devlet nesiller değişir ama devlet aynı devlettir. Bu durumda krallar, cumhurbaşkanları, hükümetler fanidir, rejimler fanidir, devlet ise bakidir. Devletin faaliyet alanına gelirsek bu başlığın altında iki görüş vardır. Liberal görüş ve müdahaleci görüş. Liberal görüş diyor ki devlet mümkün olan en dar alanda faaliyet göstermelidir. Yani savunma, güvenlik ve adalet hizmetlerinden ibarettir bu dar anlam. Bu durumda devlet dıştan gelecek saldırılara karşı ülkeyi korumalı, ülkenin içinde düzeni sağlamalı, suçluları da cezalandırmalı, bireyler arasındaki uyuşmazlıkları çözmelidir. Bunun dışında kalanlar, yani ekonomi, eğitim, sağlık, kültür, konut, çalışma vesaire gibi şeylere devlet müdahale etmez. Bu görüş 1930'lara kadar etkisini sürdürmüştür ve uygulanmıştır. Bu görüşün diğer bir adı da jandarma devlet anlayışıdır. Müdahaleci görüşlere gelecek olursak, bu görüşlerde ikiye ayrılır. Sosyalist ve sosyal demokrat görüş olarak ikiye ayrılır. Sosyalist görüş der ki, devlet sosyal ve ekonomik alana müdahale etmeli, özellikle iktisadi hayatı bütünüyle kontrol altına almalıdır. Sosyalist ekonomi özel teşebbüse karşıdır. Üretim araçlarının özel mülkiyetini tanımaz. Bu görüş 1917'den sonra SSBC'de ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra birçok sosyalist devlette uygulanmıştır. Sosyalist ekonomiler başarısızlığa uğramıştır. 1980'lerin sonunda bu ülkelerin kendi istekleriyle vazgeçmiştir. Sosyal demokrat görüş esas itibariyle müdahaleci görüş olmakla birlikte kural olarak özel teşebbüse ve özel mülkiyete karşı değildir. Ancak devletin sadece iç ve dış güvenlik ve adalet alanında değil, sosyal alanda da faaliyet göstermesi gerekir. Bu görüş, devlet eşitliği ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ekonomik hayata müdahale etmelidir. Yani devlet başta eğitim, sağlık, barınma, çalışma gibi alanlarda faaliyette bulunmalı. Bu alanlara da müdahale etmelidir. Nokta.